Medyascope'un sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Bu bölümde 24 Ekim'de Mubi'de gösterime giren Merhaba Canım filmini konuşacağız. Ulaş Tosun ve belgeselde röportajlar bulunan Hüseyin Peker ve Eşber Yağmur Dereli ile birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Ulaş Bey. Merhaba. Ve diğer konuklarımız. Ben Ulaş Bey'i aradığımda şöyle bir şey söyledi. Yani ikili bir söyleşiden ziyade hani sürekli yaptığımız gibi böyle bir söyleşiden ziyade hani belgeselde röportajlara bulunan, ona tanıklık eden insanlarla da konuşsak çok daha güzel olur dediniz. Neden böyle bir şey tercih ettiniz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Arkadaş Z. Özger'in hayatını yaşadığı dönemle birlikte anlatmaya çalışan belgesel Merhaba Canım 29 Ekim'den İstanbul Film Festivali'nde gösterime girdiğinden beri onu sevenler tarafından büyük ilgi gördüğü veya film nedeniyle yeni tanışanlar tarafından ve benim yönetmen olarak bu yapımın hikayesini anlattığım başka mecralar çok sayıda oldu. Ancak bu bir dönem tanıklığı olduğu için belki daha mantıklı geliyor. Benim kişisel deneyimime hapsolmaması bu öykünün ve gerçek anlatıdan çok fazla uzaklaşmaması yönetmen söyleşisiyle veya benim bir sosyologluğa bürünüp o dönemi analiz etmeme gerek kalmaması için. Ama izleyicilerin ilgisi de sürüyor. Bu noktada belki katılımcılar, bizim belgeseldeki anlatıcılarla tekrar izleyenleri buluşturmak bir taraftaki eksikliği giderebilir. Benim kişisel deneyimimi anlatan çok fazla söyleşi oldu. Buna imkan tanıdığınız için teşekkür ederim. Bizimle Eşber Yağmur Dereli Hoca ve Hüseyin Peker Hocamız birlikte. Ancak biz çok daha fazla konukla birlikte olmak istiyorduk. Sina Akyol'a ve Tuğrul Er Yılmaz'a ve başka hocalarımıza da davet gönderdik bu kısıtlı zamanda. Ancak kendileri teknik nedenlerden dolayı katılamadılar. Ama yine de zengin bir içeriğimiz var. Evet. Onlarla devam edeceğiz. Evet. Ben öncelikle filme ismini veren Merhaba Canım'ın hikayesinden biraz bahsedelim istiyorum. O yüzden Hüseyin Bey'e söz vereceğim. Bize Merhaba Canım şiirinden biraz bahsedebilir misiniz? Arkadaş Zekai Özger'in şiiri. Ben söz ediyorum. Evet Hüseyin Bey. Merhaba Canım şiirini birlikte yazmıştık. Önce onu hatırlıyorum. O dönemde Soyut Dergisi'ne ben bir şiir göndermiştim. Şiirin ismi Gurbet Komşusu Merhaba Canım idi. Derginin, Soyut Dergisi'nin editörü Halil İbrahim Bahar şiiri beğendiğini yayınlayacağını fakat Gurbet Komşusu Merhaba Canım isminin biraz yavan kaçtığını, özellikle bu Merhaba Canım edasının çok farklı yerlere çekilebileceğini, bunu kaldırmamı istedi. O şartla yayınlayacağını söyledi. Ben üzüldüm ama yapacak bir şey yoktu. O zaman ben de genç olduğum için şiirimin yayınlanmasını istiyorum tabii ki. Kaldırdım, öyle yayınlattım. O sırada benim yanımdaydı arkadaş Zekai Özger. Çok büyük tepki gösterdi. Arkadaş Zekai Özger'in öyle bir tavrı vardı. Böyle konularda ödün vermeyen bir kimliği vardı. Aslında benim kaldırmamamı istedi ama ve ben kaldırınca tepki olarak o Merhaba Canım şiirini o yazdı. Kendi başına yazdı ve onun içine de bu konudaki görüşlerini ekledi. İçindeki bazı dizeler o konuya göndermedir. Yani siz Merhaba Canım kaldırıyorsunuz ama bunun dünyada, hayatta bir yeri var demek istedi. Bu kadar zannediyorum size bir açıklamadır. Daha fazla bir şey söyler, bekler misiniz? Eşber Bey'e sorayım. Bu Merhaba Canım şiiri nasıl karşılandı o dönem Eşber Bey? Tabii ilginç karşılandı. O zamanki beğenilen, takip edilen genç şairler içinde özgünlüğü olan, özelliği olan biriydi. Bu şiir de tam onun özelliğine uygun düşüyordu. Onun için biraz heyecanla, biraz tepkiyle, biraz da sempatiyle karşılandı. Eşber Bey,
Peki Aşkla Sana şiirinden bahsedebilir misiniz bize? Siz de hani yakından tanıklık ettiğiniz yapım sürecinde bir şiir. İşte o şiirin Hüseyin Cevahir için yazıldığını biliyorum. Hı hı. Hüseyin Cevahir de bana tanıştıran zaten arkadaşım bizzat kendisiydi. İkisi de aynı okulda oldukları için. Birlikte gelmişlerdi, işte tanıştırdı. Ondan sonra o birlikte Yeni Eylem diye bir dergi çıkarma teşebbüsünde bulunduk. İşte 3 sayı çıkan bir dergi oldu 68 Nisan'dan başlayarak. Orada Hüseyin Cevahir yazı kurulundaydı. Tabii onun ölümü, o trajik ve dramatik ölümü elbette hepimizi etkiledi. Ve onun işte yazımı sırasında zaman zaman buluşup Zafer Çarşısı'nda belli yerlerde, o zaman zaten işsizdi, okul bitmişti, TRT'ye girmeye çalışıyordu. Ta liseden beri arkadaş olduğumuz için Bursa'da, sonra üniversite yılları, uzun yıllar yine birlikte olduk, aynı evi paylaştık zaman zaman. Bu şeyde siyasal yurdunda birlikte olduk. Ve o ilişkimizden dolayı da yazdığı bütün şiirleri aşağı yukarı okurdu, konuşurduk. Dolayısıyla da o şiirlerin aşağı yukarı tamamına yakınına vakıfım. Yani özellikle o Beyaz Ölüm Kuşları şiiri. Bir gün anneler ölür diye başlayan şiir, işte Aşkla Sana ve diğerleri de hep tanıklık yaptığım şiirlerdir. Tabii ki. Eşber Hocam, sizin lisede de bir dergi çalışmanız olduğunu anlatmıştınız. İsterseniz ondan biraz bahsedebilirsiniz, ilk dergisi. Evet, evet, o şeyde lise yıllarında, bak aynı lisede değildik. O Atatürk Lisesi'ndeydi. Ben Bursa Koleji diye bir özel okul vardı. Orada yatılıydım. Ama hafta sonları buluşuyorduk. Özellikle de o zamanlar, o yıllar buluşma mekanımız Halk Evi'ydi. Oda Tiyatrosu'ydu. Devlet Tiyatrosu'nun içinde bir bölüm. Orada buluşurduk. Ve o dönemlerde çok edebiyatla iç içe olduğumuz için henüz daha siyasete şey yapmamıştık, adım atmamıştık. Yani lise 2, lise 3 zamanlarında. Ben başka arkadaşlarımla Aydınlığa Doğru bir dergi çıkardım o yıllarda. Arkadaş Zeka ile birlikte de Kent 16 diye, malum 16 Bursa'nın plaka numarasıdır. Kent 16 diye kısa süren bir dergi çıkardık. Daha doğrusu şöyle bir şey. O zaman dergi çıkarmak çok kolaydı. Yani öğrenci harçlıklarımızdan dergi çıkarabiliyorduk. Dolayısıyla da o dergide birkaç sayı sürdü. Ama bulunur mu bulunmaz mı bilmiyorum. Ömer Zafer Göktürk vardı. Aynı lisedeki arkadaşı. Daha sonra Ankara Sinema Festivali'nde başkanlık yaptı. O kendi lisesinden birkaç arkadaşla beraber, benim yakınlarımdan da işte Metin Güven vardı sanıyorum, birlikte çıkardık. Yani bir iki sayı bir şey sürdü. Öyle bir şey. Pardon, tek lafınızı kestim. Hocam, arkadaş Z. Özgen Milli Kütüphane'ye göndermiş Kent 16'yı. İstanbul'daki Milli Kütüphane'de biliniyor. Orada da kendisinin Neden Kapalı Kapılarınız diye bir şiiri var. Evet. Doğrudur. Hatırlamıyorum ama şey, zaten Milli Kütüphane'de bulunur mesela. Yeni Eylem'in de ilk sayısını ben Milli Kütüphane'de buldum. Şundan dolayı, çünkü bastırdığınız matbaa bastığı her şeyin bir suretini şeye gönderiyor, savcılığa. O bir mecburiyettir. Savcılıklar da inceledikten sonra Milli Kütüphane'ye verdiler. Öyle bir işleyiş vardı. Şimdi var mı, devam eder mi bilmem ama her şeyin, derginin çıkmış her şeyin, o zamanki deyimle mevkutenin bir sureti Milli Kütüphane'de bulunur. Çok teşekkür ederiz Eşber Bey. Ben tekrardan Ulaş
B'ye dönmek istiyorum. Merhaba Can'ın filmi 1973'te 25 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden arkadaş Zekai Özger'in hayatını arkadaşları ve ailesinin gözünden anlatıyor bize aslında. Peki siz böyle bir film çekme fikri nasıl doğdu? Arkadaş Zekai Özger'le ilgili bir film çekme fikri. Yani arkadaş Zekai Özger'i ben şair olarak severim. Şiirlerini de severim ama tanışıklığım biraz daha sonraki yıllarda, 90'lı yıllarda ilk olarak protest müzik, özgün müzik sanatçılarından tanıdım. Ve o yıllarda müzik yapan Ahmet Kaya mesela çok bilinen isimler, Sadık Gürbüz, Grup Yorum gibi ve sayıl daha çok isimin birer tane arkadaş Z. Özger şiiri bestesi vardır. Ve bu filmde de görüyoruz aslında, evet, bunu dinliyoruz. Filmde de kullandık bir kısmını. Eşber Hoca'nın hikayesini anlattığı Aşkla Sana bunun en bilinenlerindendir. Sevdadır'ın da besteleri vardır. Pencereyi Kapama'nın bestesi vardır. Ferhat'ın bestesi vardır. Ve o yıllarda arkadaş Z. Özger ismini en azından buradan biliyordum. Fakat daha sonraki yıllarda ben Sevdadır'ın kitabını alıp arkadaş Z. Özger'i doğrudan kendi yazdıklarından okuyunca benim tanıdığımı düşündüğüm, yani bu bestelerdeki tanışıklığımla bana sorulsaydı arkadaş Z. Özger muhtemelen Dadaloğlu gibi birisi derdim. Yani işte alnını dağ ateşiyle ısıtan dostum veya dağ ateşi ismiyle bestelenen şiiri, ama onun gerçek isminin Aşkla Sana olduğunu gördüm. Ve ardından Merhaba Canım şiirine de rastlayınca 2005'lerde oluyor bu benim mezuniyetimle birlikte. Hani benim tanıdığımı düşündüğüm kişiden aslında daha farklı birisi olduğunu anlatıyordu kendisi şiirlerinde. Ve o tarihten beri işte yavaş yavaş arkadaşla ilgili yazılanları okumaya başladım. Bilgiler edinmeye çalıştım. Her edebiyat dergisinin aslında bir arkadaş Z. Özger anlatısı olmasına rağmen çok sınırlı bir anlatı. Yani oradan ulaşabileceğiniz sonuç benim özgün müzik sanatçıları aracılığıyla tanıdığım arkadaş Z. Özger'i portresine yakın bir portreydi. Ama en azından Türk edebiyatında benim rastlamadığım 68 yılında yayınlanan bir Merhaba Canım diye bir şiir var. Acaba yani bir bütünlüklü olarak nasıl tanışabiliriz arkadaş Z. Özger'le diye uzun yıllar düşündüm ve bu teknik olarak hani anılar dışında bir yere ulaşabilir mi diye. Ancak bir yerden sonra 68'li hocalarımızın da ilerleyen yaşlarını hesaba katarak aslında çok da bundan kaçınmamak gerekiyordu. Çünkü başka bir yolu yoktu. Biz bir seferde hocalarımızla gerek Sevdadır kitabının girişinde, Mayıs yayınlarının bastığı Sevdadır kitabının girişinde anıları olan hocalarımızla, gerekse de bu zamana kadar bu konuda daha az konuşmuş, belki fırsatı olmamış Eşber Yağmurdereli, Hüseyin Peker, Tuğrul Er Yılmaz gibi tanıdıkça yeni kapıların açıldığı insanlara ulaşarak, hani biz Aşkla Sanadır'ın yazarı arkadaş Z. Özger'i biraz tanıdık ama Merhaba Canım'ın şairine dair bir ipucu bulabilir miyiz? Veya Hüzün Mevsimi'ne dair bir ipucu bulabilir miyiz diye hocalarımızla görüşmelere başladım. Ve bunun sonucunda 2021'de yaklaşık 3-4 yıllık bir aktif çalışmanın ardından Merhaba Canım'ı tamamladık. Peki çekim süreci nasıl gelişti? Hani şeyler nasıl ulaştınız, insanlar nasıl ulaştınız? Yani her görüştüğünüz, mesela Sina Akyol hocamızı ben buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok kapıyı bize o açtı. Veya Mayıs yayınlarına teşekkür etmek istiyorum.
ailesiyle görüşmemizi o sağladı, onlar sağladı. Hüseyin Peker'le görüşmemizi Sina Akyol sağladı. Hüseyin Peker'le görüşünce başka bir kapı açıldı. Sevda Alankuş hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi daha sonraki kuşaklardan olmasına rağmen mülkiyeli ve onu tanıyabileceğini düşündüğü insanlarla temas kurmamızı sağladı. Tuğrul Er Yılmaz hocayla görüşmemizi sağladı. Yani 68 kuşağı hocalarımız, şimdi Eşber hocamız İstanbul'da, Hüseyin Peker hocamız İzmir'de. Aslında her biri bir şehre yayılmış durumda ve bir yandan çeşitli sağlık problemleri de olabiliyordu. Bir yandan bazı kişiler bize konuşmak istemedi. Aslında biraz bekleyerek ve sürekli bir şehirden başka bir şehire giderek derleyebildik bu hikayeyi. Bir yanıyla da üzerinden 50 yıl geçmiş bir hikaye ve doğal olarak çok fazla şeyin hatırlanmadığı bir hikaye ve bu yüzden aslında bazen bir fotoğraf için, bazen bir anı için insanlarla görüştük ve çok fazla insanınla görüşerek bu bugüne ulaşabilen hikayeyi derleyebildik. Burada aslında bir benim belgeselde olmasını çok istediğim Eşber hocamızın sayesinde belki olabilecekti ama bugüne ulaşmamış. Eşber hocamızın o yıllarda bir ses kayıt cihazı varmış, makaralı. Ve arkadaşları ders notlarını oraya okuyormuş. Ve Eşber hoca hukuk fakültesi derslerine oradan hazırlanıyormuş. Ama işte bunun içinde arkadaşla birlikte söyledikleri şarkıların olduğunu, şiirlerin olduğunu, zaman zaman işte o genç insanların, 23-24 yaşındaki insanların dünyasında yapabilecekleri şeylerin de kayıtlarının olduğunu ama bugüne ulaşamadığını, kendisinin işte çok uzun süren hapis yıllarında kaybolduğunu, bulamadığını kendisini de anlatmıştı. Öyle bir şey çok fazla bize katkı sağlayabilirdi ve veya bugünün bugün arkadaşı sevenlere, onun gerçi ailesi sayesinde biz onlarca fotoğrafı bulabildik. Belgeselden önce maksimum 10 tane fotoğrafı vardı. Belki kendisi o yıllara dair veya o kayıtları bize hatırlatabilir tekrardan. Eşber Hoca burada isterseniz. Eşber Bey, siz ne dersiniz? Şimdi... Şöyle, Zekai çok yazan biriydi, çok deneyen biriydi. Dolayısıyla da o yıllarda birçok dergide de şiirleri gitti, kabul görmedi. Mesela Soyut uzun bir süre onun şiirlerine yer vermedi. O zaman sanıyorum Şiir Sanatı diye bir dergi de çıkıyordu, oraya da gönderiyordu. Dolayısıyla o aralarda kaybolmuş çok şiir olabilir. Şundan dolayı, çünkü bugün Zekai'nin şiirleri o yıllarda yayınlanan dergilerden derlenmiş şiirler. Özellikle Yansımadan ve Soyut'tan derlenmiş şiirler. Tabii o yıllar dergilere girmediyse, ki girmeyen birçok şiirin olduğunu tahmin ediyorum. Hatta birkaç tane de biliyorum. Onlar yok elimizde şimdi. Ya nereden çıkar bilmiyorum. Kimin defterinden çıkar, kimin arşivinden çıkar. Çünkü dediğim gibi işte bir arada oturduğumuz zaman, o zaman da işte bu kayıt cihazları çok sınırlı olduğu için aşağı yukarı hepimiz sesimizi bırakmaya uğraşırdık. O arada diyelim ki o gün bir şiir denemesi yapmış, onu okurdu. Orada vardır yani o kayıtlarda, ama tabii şimdi bulmak mümkün değil. Aradan dediğiniz gibi 50 yıl geçti. Şimdi öykülerin de olduğunu biliyorum. O yıllarda Hüseyin Can Türk'ün Yordam dergisi çıkıyordu Ankara'da. Oraya da gönderiyorduk yazdıklarımızı. Hatta uzun süre
Jordan'la şey yaptık. Sonra Soyut'a gönderdik. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Hüseyin arkadaş da beni doğrulayacaktır. Halil İbrahim Bahar değişik bir adamdı. Sonra İstanbul'a biz birlikte gittik, tanıştık ondan da. Evine gittik. Onda da hikayesi var. O şuydu. Yani şiirleri yazıp gönderiyoruz, yayınlanmıyor falan. Sonra bir gün dikkat ettik ki çok kadın imzası var şeylerde, dergide, yayınlanan şiirlerde. Bir akşam oturduk bizim evde, bekar evinde. Beş arkadaş. Ben, Zekai, Metin, Adnan, de kim vardı? Biri daha vardı. Malum bizim isimlerimiz beşer harfli. Tuttuk akrostiş şiirler yazdık. Onun adına da şey dedik. Bir yaz akşamı beşlikleri diye. Evde otururken hepimiz bir beşlik şey yaptık orada. Kafiyelendirdik. Yazdık. Unutmuyorum. Bir bayan adıyla gönderdik. Şiir bir sonraki sayıda yayınlandı ve bir mektup aldık. Orada diyor ki işte kadın şairlerimiz çok az. Sizde geleceğe dönük olarak şair olma istidadı var diyor bizim yazdığımız şiirler için. Siz devam edin diyor, yayınlayacağım diyor gönderdiğiniz her şiir. Halbuki yukarıdan aşağıya baksa isimlerimiz okudu. Zekai, Eşber, Adnan, Metin diye. Şimdi mesela onu bulsak bir yaz akşamı beşliklerini. İşte o da öyle bir şey yani. Dolayısıyla şiirde Soyut, daha sonra tabii yansıma ortaya çıktı. Son şeyde 70'te falan, 72-73'te sanıyorum. Ve Yordam'da öyküler yayınlanıyordu. Yordam'ın yazı kurulunda da arkadaşlarımız vardı yine. Daha sonra bizim Yeni Eylem dergisinde de yazı kurulunda yer alan Bilgin Adalı vardı. Malum çocuk edebiyatı üzerinde uzmanlaştı daha sonra. Romancı Güven Turan vardı, Hürsen Topses vardı. Hatta o yıllarda Günsileli öykü yazıyordu. Onun öyküleri de yayınlanıyordu. Anlattım mı bilmiyorum. Her çarşamba akşamı Ayrancı'daki evinde Hüseyin John Türk toplardı bizi. Ve işte hafta şiirler, yazan şiirlerini okurdu, öykülerden bahsedildi falan. Genel olarak edebiyat üstüne sohbetler olurdu. Ve o zamanki Ankara'nın 1967-68 yılları Ankara'sının sanat ortamı bayağı şeydi, hareketliydi yani. Gençler olarak biz de o şeyin içindeydik, hengamenin içindeydik. Süremiz azalıyor. Eşber Bey, ben Hüseyin Bey'e de söz vermek istiyorum. Filmde evet. Mektuplarla ilgili bir kısım var anlattığınız, mektupları yakmanızla ilgili. O biraz bahsedebilir misiniz bize de? Şöyle ki ben arkadaş Zeki Özger'i biliyorsunuz 1948 doğumlu. Yani benden 2 yaş küçük. Ben ondan 2 yaş büyüküm. Edebiyat... İstanbul Beyazıt'ta Çınaraltı diye bir kahvede tanıdım. Yanıma gelen bir çocuktu. Yani benden küçüktü 2 yaş. Ufak, cılız, kansız, bembeyaz teni olan, bir tek gözleri çakmak, yeşil gözleri. Soluk bir çocuktu, onu hatırlıyorum. Çok zayıf. Yanıma ilişti, oturdu. Şiir yazdığını falan söyledi herhalde. Ama bunu çok donuk olarak söyledi. Çünkü sonra arkadaşla Özger'i tanıdığım süreçte arkadaş Zeki Özger'in pek de donuk olmadığını, hareketli bir çocuğa dönüştüğünü hissettim. Ama ilk bana gelen arkadaş Zeki Özger çok soluk bir çocuktu. Çok az konuşan, çok az mimik ve jest sahibi bir kişiydi. Ama nedense onun o solukluğu, o şeyliği, duruluğu, o sadeliği benim de ilgimi çekmiş olacak ki şiirlerini okuduk herhalde. O Çınaraltı kahvede her gün buluşuyorduk bütün şairler. Ben onunla ertesi gün buluşma teklif ettim. Onu büyük odaya götürmeyi teklif ettim. Orasının net olarak nasıl oluştuğunu hatırlamıyorum ama herhalde bir duyguyla gelişti bunlar. Çünkü şimdiki bu yaşımda bile
bir genç şairle karşılaşsam, şiire ilgisinin yoğunluğunu görsem, buna benzer bir teklif yapabilirim. Seninle buluşalım, görüşelim derim. Yani bu duygu benim şair okuluşumla ilgili birleşme diye düşünüyorum şu anda. Ve hakikaten o gün burada buluştuk şeyde, Kadıköy'de veya Karaköy'de, net hatırlayamıyorum. Ve Büyükada'ya gittik vapurla. Ve yol boyunca buna durmadan o andaki donanımla, kültürümle hareket ederek bütün felsefi görüşlerimi ve hayata dair, insana dair görüşlerimi, belki de Edip Cansever'in şiirinden öğrendiklerimi ona lanse etmeye çalıştım. Yani şiirde insanı yaratmalıyız, insanı nasıl doğurmalıyız, o fikri onda çoğaltmaya çalıştım. Ama o kadar çok konuşmuşum ki, o Karaköy'den kalkan vapur Büyükada'ya gelene o zaman bir saati aşkın sürüyordu. Şimdi daha kısaldı belki de, tam onu da hatırlayamıyorum ama uzun bir yolculuktu, onu hatırlıyorum. Çok uzun. Bütün adalara uğrardı vapur. Heybeliada'ya, Kınalıada'ya uğrardı. Yol boyunca susmadan konuştum. Ve elimize ufak bir şap da almıştık. Orada içmeye başladık mı yoksa inince mi içtik? Tahmin ediyorum inince içtik. Bir yamaca çıktık. Orada bir, o zaman evler çok sık değildi şeyde, Büyükada'da. Bir yamaca çıktık. Yeşillerin üzerine oturduk, böyle düşmeden diyorum. Çünkü eğik bir yokuştu. Orada uzanmış olarak şarap içtik, daha çok konuştuk. Arkadaş hep dinledi. İnanın çok az konuştu. O sonraki arkadaşa bakıyorum son döneminde. Eşber Bey'in, Sina Bey'in, Orhan Alkaya'nın, İsmail Uyaroğlu'nun ondan sonra ve Hüseyin Cevahir'in falan tanıştığı dönemdeki arkadaş Zeki Özger gibi değil. Çok soluk, çok duru, çok sessiz. Sadece gözleriyle konuşan demiyorum, gözleriyle duran bir çocuktu. Gözleri de çok hareket etmezdi yani. Çok şeydi. Dalgın, sakin, mimiği az olan bir çocuktu. Beni dinledi, dinledi. Büyük bir hayranlık besledi ama ben de çok konuşkan, hiperaktif bir çocuktum. Kendimi hatırlıyorum. O kadar çok konuşmuşum ki, o kadar onu yormuşum ki konuştuklarımdan. Bütün içimde ne varsa kusmuşum sanki. Bir insan bulunca, işte benimki de gençlik. Ve ben gerçi her zaman öyleyim, bugün de öyleyim. Bugün de bir genç şair olsam aynı şekilde ona bir şeyler öğrenmeye, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü yarın bu dünyada olmayacağım. Onun da benden öğreneceği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. O hesap bende hep var. Hüseyin Bey, peki ellerime, efendim? Bir araya girmek istiyorum. Filmden sonra nasıl tepkiler aldınız çevreniz tarafından? Nasıl karşılandı bu film? Filmde tepkileri ben şöyle açıklayabilirim. Tabii ki bir takım tepkiler aldım ama bunu şöyle açıklayabilirim. Bir yazar veya şair yaşantısıyla da vardır. Yani yaşantısında olan biten de yaptığı edebiyata dahildir. Ayrılmaz bir parçadır. Bunun ispatını şöyle yapabilirim. Oscar Wilde'a bakın, yaşantısı ve eserleri. Bir Proust'a bakın, hasta bir adam, eserleri. Ondan sonra daha örnekler vereyim. Panayit Istilati'ye bakın, serseri kopuk gibi Avrupa'yı dolaşmış ve eserleri. Bakın yan yana koyuyorum, yaşantısıyla eserlerini yan yana koyuyorum. Rimbaud'a bakın, genç yaşta Afrika'ya kadar birçok yanlış ticaretle gitmiş ama 26 yaşına kadar şiiri tüketmiş, bitirmiş, alt üst etmiş, edebiyat alemini de alt üst etmiş bir adam, bir varlık, insan. Daha çok örnekler verebilirim. Daha doğrusu belki her edebiyatçı için şunu söyleyebilirim ki, yaşantısı da vardır, yapıtları da vardır. Yani şimdi bu arkadaş Zeki Özger'de göz ardı ediliyor. Diyorlar ki onun yaşantısından veya cinselliğinden, yaşantıya diyece her şeyi dahil ediyorum, arkadaşlıkları, cinsellikleri vesaire. Söz etmeyin sadece yapıtlar, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ki, herkesin kulağına küpe olsun ki, bir insan yapıtlarıyla vardır. Oscar Wilde, Dorian Gray'in portresi de vardır. Mutlu Prens'te de vardır. Birçok aforizmalara da ile de vardır. Ama yaşantısıyla da ismini tam söyleyemedim. Lady Winderman'dı galiba. Yelpazesi eserinde sahneye çıkıp sahneden çiçek fırlatmış bir kişidir Oscar Wilde. Bu da vardır. O da yaşantısına dair. O onun özünde vardır. Birleşiktir. Bunlar bir çıktı. Ayrılamaz. Yani bugün yaşantısından daha fazla bahsediliyor diye bir eser, bir yapıt, bir görüş, bir belgesel dışlanamaz. Yanlış yapıyorlar, yanlış görüyorlar bazı edebiyatçılar ve bazı klikler diyeyim. Evet. Aynı soruyu ben Eşber Bey'e de sormak istiyorum. Film izlendikten sonra çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Vallahi ben
bana pek bir şey ulaşmadı yani. Ben izlemediğim için, ortama girmediğim için bana da birileri bir şey aktarmadı. Dolayısıyla bilmiyorum ama şunu tahmin edebiliyorum. Arkadaş zekayı o yaşının ötesinde, yaptıklarının ötesinde topluma mal olmuş biri. Şiir dizeleri hani neredeyse bugün mitinglerde şurada burada artık şey haline gelmiş. Yani durumu ifade eden söylemler haline gelmiş birisi. Dolayısıyla da çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Onun hakkındaki bir belgeselin de tahmin edilenden çok fazla izlendiğini ve tartışıldığını düşünüyorum. Başka türlü olamaz. Çünkü şiirleri gerçekten çok şey çarpıcı. Yani bu şiir sanatına biraz aşina olan biri adını bilmeden Zekai'nin bir şiiriyle karşılaştığı zaman mutlaka diyecektir bu kim diye. Bunun yok mu başka şiiri? Diye o şiirin peşine düşecekti. O şiirin izini takip edecekti. Dolayısıyla da yazdıklarının çok azı kalmış olmasına rağmen yazdıklarının ötesinde bir etki yaratmış kişi. Ve birçok insan da o dramatik ölümü üzerinden yazdıklarını değerlendirerek anlamlandırmaya çalışıyor ama bence asıl olan şey yazdıklarıdır, şiiridir. Herkesin hayatında trajediler vardır. Onun hayatının sona ermesi elbette bir trajedi. Ama yine de yapıp ettikleri, yazdıkları ki Türkiye tarihinin de en önemli bir kavşak noktasında yaşadı. Zaten şiirlerinde o da anlaşılıyor. 68'lerde üniversite çevresinde yaşamış olmak, üniversite öğrencisi olmak gerçekten bu ülkede son derece avantajlı bir işti. Bir şanstı. Bizim kuşağımız o şansı yaşadı. Evet. Çok teşekkür ederiz Eşber Bey. Ben film yönetmeni de sormak istiyorum. Hangi seyirci kitlesi tarafından daha çok izleniyor film? Yani biz işte 2021'de tamamladık filmi. 4 yıl geriye gidersek 2018-2017 yıllarında çalışmalara başladık. Burada bir yere kadar biz aslında kendi bütçemizle hareket ettik. Yani hocalarımızın her biri ayrı bir şehirdeydi ve işte biz bir iki ayda bir, zaten onların takvimleri de bu periyotta müsait olabiliyordu. İşte bir araç ayarlayıp bir ekip oluşturup gidebiliyorduk. Ancak bir yerden sonra filmin post prodüksiyon süreci başlayınca bizim aslında bir bütçeye ihtiyacımız olduğu anlaşıldı bu işi hakkıyla yapabilmek için. Ve biz o zaman ilk başta ailesinin ilk defa bizimle paylaştığı işte filmimizin afişinde de olan resimle birlikte bir afiş hazırlayıp ailesinin bizimle paylaştığı, belki bu zamana kadar çok peşine düşen olmadığı için bize nasip olmuştur. Fotoğrafıyla birlikte çeşitli çok fazla yani 40'a yakın fotoğraf verdiler bizde. Bunda portresi olan fotoğrafla birlikte bir afiş hazırladık ve Merhaba Canım adlı filmi yapmak istiyoruz. Bunun için de bir kampanya düzenledik. Kitle fonlaması yapan bir kurum aracılığıyla ve biz o afişi yayınladığımız günden beri arkadaş Z. Özger'in okurları bizi hiç yalnız bırakmadılar. Yani bütçeyi, film için gerekli olan bütçeyi sağladılar. Yüzlerce insanın 50'şer, 100'er daha fazla destekleyenler de oldu. Ve aslında birçok yere arkadaş Z. Özger'in okurları taşıdılar bu filmi. O okurlarının da benim gözlemlediğim kadarıyla bir prototipini oluşturmak istersek sadece edebiyat meraklılarından ibaret değil. Onların da payı var. Veya sadece 68 kuşağından insanlar değil.
Yani Gezi'de görünen işte Arkadaş Z. Özger'in dizeleriyiz, afişi, dövizi gibi bu zamana çok fazla ulaşan ve bu zamandan insanların, 20'li yaşlarda insanların da kendisinden bir şeyler bulabildiği bir şair ve bu nedenle geniş bir okur kitlesi var. Ama bunun içinde aktivist tavrıyla sahiplenen kadın hareketinin olduğunu söyleyebilirim. Yani yazılanlara baktığım zaman, paylaşımlara baktığım zaman böyle bir tarafı var. Sevilen, sayılan, ilgi gören bir şair. Peki Ulaş Bey, yani bu film Arkadaş Zekai Özger'i anlamak üzerine bir film diye düşünüyorum ben. Peki nasıl anlayabiliriz onu sizce? Yani hocalarımızı dinleyerek anlayabiliriz. Şiirlerini belki okuyarak. Belki 70'li yıllarda o hayatta kalmaya odaklanmak zorunda bırakılan 23-24 yaşındaki gençlerin gözünden kaçması normal olan, ancak dünya terminolojisinde özel olan politiktir diye kodlanan ve bir bütün olarak düşünüldüğünde, yani Arkadaş Z. Özger'in toplumcu şiirleri vardı, bireyci şiirleri vardı. İşte böyle bir ayrımla, işte toplumcu şiirlerine bakarsanız Arkadaş Z. Özger'i anlarsınız veya sadece bireyci şiirlerine bakarsınız. Böyle bir ayrımın olmadığı, yani Eşber hocamızın da dile getirdiği gibi Arkadaş Z. Özger'in en çok bilinen şiirleri Aşkla Sana ve Sevdadır adlı şiirleri di. Belki buna Merhaba Canım'ı da ekleyebiliriz sonradan. Ama her ikisi de Arkadaş Z. Özger öldükten sonra yayınlanan şiirler. Bir derginin bizde de bu şiirleri vardı, yayınlayamamıştık diye ölümünden sonra yayınladığı şiirler. Ama bunlara baktığınız zaman Sevdadır bir mapus ziyaretini anlatan bir şiir. Bu yanıyla toplumcu da bir mısrasında da giyecek çamaşır getirdim sana, bedenin bedenime uygundur diye devam eden bir mısra var. O zaman yani arkadaşı toplumcu şiir, benim çok doğru bulmadığım bir tanımlama genel anlamıyla. Oraya sığdırabilmek adına o mısrayı göz ardı edelim eğilimiyle veyahut bir gencin öldürülmesi üzerine yazdığı Aşkla Sana şiiri. Bu toplumcu bir şiirdir ama Aşkla Sana ismi olmaz buna da. Bunun adını Anlını Dağ Ateşi koyalım gibi bir şey. Zaten 50 yıldır böyle gelen bir hikayesi var. Bunun şeyinde de bir bilinmeyen bir şair var ama 50 yıl teknik olarak yakalanması zor bir hafıza olsa da, yani 150 yıl öncesi değil, onu tanıyan insanların yaşadığı bir zaman, şiirlerinin bulunabildiği bir zaman, şiirleri bulunamıyorsa bulunamamasının nedenlerinin konuşulacağı bir zaman ve bu bütünlükle bakıldığı zaman ben Arkadaş Z. Özger'i anlayabildiğimi düşünüyorum. Filmde Arkadaş Z. Özger'in şiirlerini seslendiren bir ses var. Evet. Yani o çok naif bir ses. Evet, Ahmet Saka, tiyatrocu bir arkadaşımız. Yani biz... Ona nasıl karar verdiniz peki? Hani kim seslendirdi? Yani işte şiir okurken mesela hocalarımızı da bazen bunaltmıştım ben. Yani şey diyorlardı, keşke bunların bize sorulacağını bilseydik de aklımızda tutsaydık, sorular önemli de hatırlamıyoruz şeklinde. Yani bunun bir parçası da arkadaşın şeyiydi, şiir okuyuşu ve dramaturjisiydi. Yani bunu biz epik bir şair ve epik bir şiir okuyuşuyla değil, kendi yaşıtı bir oyuncunun belki... Ve o dramatürjide oluşturduğunu da çok fazla çalıştık biz şiirler üzerine. Buradan merhum Hasan Saltı'yı da anmak gerekiyor. Devri Daim olsun, bize stüdyolarını verdi Kalan Müziğin. Orada okumalar yapabildik çok fazla. Yani o dramatürjiyle
şairden de çok fazla rol çalmadan ama mevcut bıçak sırtı gidişi de muhafaza edebilecek, hani gerekirse oyunculuğunu, Ahmet Sakan'ın oyunculuğunu geri planda bırakarak sözcükleri düşünmesini sağlatabilecek, vurguları değil de bir okuma tutturmaya çalıştık. Kendisi de çok gayret gösterdi. Çok ben çok memnun yakışmış, kaldım. Evet, teşekkürler. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Peki hepinize soruyorum. İlk önce sizden alayım Ulaş Bey. Yani ben söylerim, hocalarımı dinleyelim. Tamam. O hakkında da. Hüseyin Bey, en son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kısaca tamam. Çok az vaktimiz kaldı. Efendim, Antoine Saint-Exupéry. Bir pilot diyorsunuz. Ve bir gün uçağı Afrika semalarından denize uçtu. Afrika'nın kıyısındaki bir denize uçtu. Fransa'dan uçmuştu. Şimdi çok farklı bir yazardı. Küçük Prens'i yazmıştı. Şimdi bu pilot oluşu ve denize düşüşü eserlerinden, yapıtlarından ayrı düşünülebilir mi? Yani yaşantıyla eserler birbiriyle at başı beraber düşünülecek şeyler. Aynı şeyi Samuel Beckett için de söylüyorum. Samuel Beckett Nobel'i yine Afrika'da veya dışında şehir, memleketin dışında bir yerde almayı reddetti. Bir sazlık bir kulübeden almayacağım ödülleri. Bu yaşantısına dairdir. Bu yaşantıdan ayrı düşünün. Biz onun eserlerine bakarız. Yaşantısına bakamayız denmez. Herkes bunu bellesin. Yaşantı ve eserler birdir. At başı beraberdir. Benim söyleyeceğim budur. Anlayan çok, ne anladıysa. Çok teşekkür ederiz. Eşber Bey, siz son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Geçenlerde Uludağ Üniversitesi'nden psikoloji bölümünü bitirmiş bir arkadaşımız geldi. Geçenlerde dedim 2 yıl falan oldu. Metin Güven hakkında bir doktora tezi hazırlamak istediğini söyledi. İşte elimizdeki malzemeleri verdik, mektupları, şunları bunları. Geçen günde şey bana geldi, doktora tezi. Yani tamamlamış, şeylerden geçmiş, aşamalardan geçmiş. Doktorayı kazanmış o genç arkadaşımız. Şimdi aynı şeyi bu belgeselin bana hatırlattığı arkadaş zekayı için yapılmış başlı başına çok önemli bir şey. Çünkü giderek arkadaşın hayatında birlikte olduğu insanlar, yani biz hepimiz eksileceğiz. Bizim eksilmemizle beraber hala unuttuğumuz bir şeyler varsa onlar da bizimle beraber gidecek. Ama bu belgesel bütün bu tehlikelere karşı büyük bir görev yerine getirmiş oluyor. Onun için hepinizi kutluyorum. Ama aynı şekilde arkadaş için de bu doktora tezleri veya benzeri lisansüstü çalışmalarının olmasını dilerim. En azından biz bu belgeselde tanıklıklarda bulunduk. Ama onun edebi kişiliğini, bu ülkenin sanatına, diline yaptığı katkıyı değerlendirecek çalışmalarında olmasını dilerim, özlerim, beklerim yani. Böyle bir şeyim var, beklentim var. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ulaş Bey, size de son olarak yani filmle ilgili seyircilere ve bize söylemek istediğiniz son bir söz rica edeceğim. Yani ben seyircilere, arkadaş Z. Özger'in okurlarına, hocalarımıza her birine tek tek teşekkür ediyorum. Yani birlikte yapabildik. Hani bu da böyle bir güzel bir kapanış sözü olarak değil. Gerçekten bir hocamız, belgeselde olan bir hocamız olmasaydı, mesela Halit hocamız olmasaydı, biz arkadaşın belki de arkadaş ismini o gördüğü rüyadan alabildiğini Eşber bilmezdik. Eşber hocamız olmasa bunun James Baldwin'e dayanan bir hikaye olabileceğini bilmezdik. Hüseyin Peker olmasa, Hüseyin Peker'i kendisi de bizim tanımamızı istemişti. Size bir gün mutlaka Hüyü anlatmalıyım diyerek. Hüseyin Peker olmasa birçok şey eksik kalırdı. Sina Hoca, Tuğrul Hoca her biri ve okuyucusu olmasa zaten biz teknik olarak da bunu yapamazdık. Onun hayatı bugün de
ilgi görmezdi. Yani birlikte yaptığımız bir şey, birlikte sahip çıktığımız bir şey, sizlerin, gazetecilerin de desteğini çok gördük. Teşekkür edebilirim. Ben çok memnunum arkadaşla tanıştığıma, onun açtığı kapılarla, yönlendirdiği insanlarla tanıştığıma. Kendisine çok teşekkür ederim. Bunları söyleyebilirim. Ben de çok teşekkür ederim. Kendi adıma arkadaşla biz de böyle daha yakından tanışma fırsatı buldurduğunuz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Rejideki arkadaşım Özge Elvan'a da çok teşekkür ediyorum. İki hafta sonra bir başka film çıkışında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.